Nerede benim teknik direktörlük hünerimi sergileyeceğim alan? Ondan sonra beni nasıl uluslararası arenadaki diğer hocayla Türkiye'de kıyaslayacaksın? oynarken yerli kuralına takılacaksın. Ha? Avrupa'da Evet. oynarken herkes yabancıyla Evet. oynayacak Evet. yani. O da 8-9 teknik sene. direktörleri de geriye götüren bir şey o. Evet, şimdi artık şu kravat konusuna bir girelim Girelim, girelim. istersen. Şunu da konuşalım. Trabzonspor puan kayıpları yaşıyor son haftalarda. Özellikle hep bahsettiğimiz Vakeme'nin, Wijnaldum'un biraz sessiz kaldığını ve bunun da skora yansıdığını Evet. görüyoruz. Bundan sonrası için artık gün sayıyor dedikçe hani biraz daha böyle vitesi düşürmüş gibi geldi artık Trabzonspor. Sen istersen hem bunu yorumla hem Serhan Türk'e. Valla ben kravattan gireyim önce, sonra Trabzonspor'a bağlayalım. Ben geçen yine Serhan Türk'le bir yayın yaparken dikkatimi çekti. Bordo Bir de mavi. Bir kere daha tam böyleydi. karşımda son dönemde biraz fazla bordo mavi giyinmeye başladı. Şenol Hocam Yalnız çağrışımı uyumlu gibi. iki renk bu arada Evet, güzel de aslında. acaba şimdi Ben Trabzonspor rüzgarı esiyor. sebebini söyleyeyim mi? Aha. Sebebi benim kıyafetimi, kreasyonumu eşim Eşin yapıyor. yapıyor. Ha, çok selam Ve gönderelim eşim de hanımefendiye. aslında Çankırılı, Trabzonlu değil ama Trabzonsporlu mu? yok, Fenerbahçeli. Eşim de Fenerbahçeli. Kreasyonu kendisi yapıyor. O şekilde geliyorum Tamam, ama biz bunu böyle bir subliminal bir şeyler ben. almıyor musun Melike? Yani bak, ya diyorum şimdi kasket bordo mavi güzel, hani Trabzonspor rüzgarı esiyor, çok başarılı falan, güzel. O mu? Serhan Türk acaba o rüzgarda mı, yoksa hani yerli teknik adam, tecrübeli falan, böyle Mesaj mı bir Şenol veriyor? Güneş çağrışımı mı var? Yani gizlediğin isimlerden biri Şenol Yok, Hocam değil. mı? Şenol Hoca değil. Olmaz mı? Genç bir teknik adam. Ya anladık onu. Olmaz mı? Ama iki tane var. Şenol Hoca niye olmaz mesela Galatasaray olmazsa? Şenol Hoca niye olmaz? Galatasaray'la da bir şey yok hani, böyle bir, değil mi? Böyle negatif bir durum yok Tabii ki. bildiğim kadarıyla. Tabii ki de, ama yani şu aşamaya baktığımızda konuşulan isimler arasında Şenol Hoca'nın ismi yok. Neden olmazı? Bence Olmalı sen mı? cevapla. Ha? Neden Beşiktaş'a olmadı o zaman? Ben sana sorayım. Valla ben oradaki fikrimi çok net ekranlarda söylemiştim ama Yok, işte ama neden olmadı? Senin fikrin değil de neden olmadı? çünkü sportif direktör Ceyhun Bey başkan Ahmet Nur Çebi'yi ikna etti demek ki. Çünkü biz de biliyoruz Ahmet Bey'in, Ahmet Başkan'ın hani Şenol Güneş'i talebi, isteği var, ama demek ki proje ikna etti. İkna oldu Sayın Başkan, böyle bir yol izledi. Ama şu an Şenol Hocam bence hazır. Bir de milli takım serüvenindeki o son dönem başarısızlıktan sonra iyice de bir hırslanmıştır. Mesela olmaz mı? Hiç mi ihtimal Ama olmaz gençler Galatasaray'a? gümbür gümbür geliyor dedik ya biraz önce. Bence biraz gençlerin önünü açalım ya. Hocama kesinlikle saygım sonsuz. İyi bir teknik adam. Deneyimli bir teknik adam ama gençler gümbür gümbür geliyor. Eğitimli. Hocalarımız da eğitimli yani. Ben Şenol Hoca'nın gerçekten kültürü seviyesi had safhada. Yani sürekli kitap okur, gazeteler okur ve edebiyatı da gerçekten çok iyidir. İyi de Çok. konuşur, hitap yönünde çok kuvvetlidir ama Galatasaray daha böyle genç bir teknik adama yönelmesi söz konusu diyebiliriz şu aşamada. Peki o zaman senin kravatın ve gömleğinin uyumundan yola çıkarak bordo mavili ekipte bu son haftalardaki durumu bir konuşalım. Evet. Ergin Aslan seninle başlayayım. Yani yine artık şampiyonu kolay kolay bırakacak bir izlenim vermiyor Trabzonspor ama sanki vites düştü biraz Ben oyun Trabzon anlamında da. doğru düştü. Trabzonspor şampiyon olalı 1-1,5 ay oldu bence. Yani buradan Evet. dönme ihtimali yani yok denecek Yok, kadar az maçlarını artık tabii. kaybetmesi lazım. Ya Fener'in kaybetse maçlarını bile arkadan kazanması gelen lazım. herkesin yani durum niye biliyor musun? Şampiyonluk beklentisi, olgusu çok erken oluştu. Olunca da insanlar bir an önce olsun istiyorlar. Yani bir an önce olsun bitsin istiyorlar. Yani Mart'ta mı ilan eder, hatta Şubat'ta ilan eder derdi. Kulakları çınlasın. Barış Yurdusevene de selam gönderelim. Fazla. Şimdi biraz sarktı bu iş. Sarkabilir, bütün maçlarınızı kazanamazsınız. 38 maç oynuyorsunuz. Dolayısıyla illaki düşüşler, inişler, rölantiye aldığınız zamanlar olacaktır. Sonuçta bunlar da makine değil, insan oynuyor bu oyunu. Baktığın zaman ligin iki mağlubiyeti var. Normalde şampiyon takımları 5-6'yı falan bulur bu. İki, ligin en çok gol atan takımı, en az gol yiyen takımı, bunlarla beraber düşün. Her maçta müthiş performans gösteremezsiniz. Öte yandan Gaziantep bu sezon evinde bir tane mağlubiyet aldı. Adana Demirspor. Yani iyi bir iç saha performansı var Gaziantep'in. Kötü bir sonuç mu? Mesela Beşiktaş'la oynuyorsunuz. Puan farkı en yakın rakibinizde 16-17. İçeride Beşiktaş'la oynuyorsunuz. Bir puan. Neresi kayıp bunun mesela? Sonra gittiniz Antep deplasmanına. Bak, puan farkı bu kadar olmasa tamam, başka şeyler konuşalım üzerine de. Zaten o krediyi topladı takım. Endişeye bence mahal yok. Ama yaşanmışlıklar Melike.
yakın zamanda yani son 10 sene içerisinde bu son hafta meselelerinden işte şampiyonluk kaybedilen dönemler bir acaba mı oluşturabilir. Bu travmatik bir durum bırakmıştır. Bu normaldir. Ama bu sene şampiyon olursa onu kıracak Trabzonspor taraftarı camiası. Şimdi şöyle hani şu kadar puan kaldı, şu kadar zaman kaldı derken artık öyle bir haftaya girdik ki biz de tabii bu işi yapan basın mensupları olarak bir şampiyonluk ilanının olabileceği bir hafta. Evet. Kesinlikle. Trabzonspor adına. Ben şimdiden bir çağrıda bulmak istiyorum. Geçen programda da bu çağrıyı tekrarlamıştım. Aynı şekilde bugün de tekrarlamak istiyorum. Söylemiştim, tekrarlamak istiyorum. Trabzonspor'un son karşılaşması Medipol Başakşehir'le. Ve ben bu karşılaşmanın Olimpiyat Stadı'nda oynanmasından yanayım. Çünkü o stat Trabzonlu taraftarları karşılayamayabilir beklentileri. Ve evet, Olimpiyat Stadı'nın da bence hınca hınç olacağını, o stadın bile Trabzonsporlu taraftarlara yetmeyeceğini düşünüyorum. Çünkü yıllar sonra doğru. gelen bir coşku var. Yıllar evet. sonra gelen bir patlama olacak. Yıllar sonra bir kupa kaldırılacak. Ve bu kupanın kaldırılması da İstanbul'da olacak. O açıdan ben şimdiden Göksel Gümüşdağ Başkanı Ahmet Başkanı Ahmet Ağaoğlu'na sesleniyorum. Bence ikili görüşmeleri yapsınlar. Şu dönemde zaten kulüplerin gelirleri az olduğu dönemden bahsediyoruz. Ve Medipol Başakşehir'in de bu son maçta full kapasiteyle oynayacağını göz önüne alırsak bence bu karşılaşmanın Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanması hem Trabzonspor için iyi olacağını hem de Medipol Başakşehir açısından iyi olacağını düşünüyorum. Ama tekrarlıyorum, buna yeniliyorum. O stat bile yıllar sonra gelen şampiyonluğu yaşayacak olan Trabzonspor taraftarına yetmeyeceğini düşünüyorum. O açıdan şimdiden ben iki tarafa da açık ve net bir şekilde sesleniyorum. Tabii onlar için çok daha kapasite, yüksek kapasite lazım. Kesinlikle. Ve zaten o maçı biraz daha hedef koydukları da ortada. Tabii. Ya zaten o zaman matematiksel olarak işi bitirmiş garantilememiş olsa bu tartışılır tabii. İtirazlar gelir ama matematiksel olarak zaten daha önceki haftalarda ilan ettiği için öyle görünüyor. O şöleni taraftarının yaşamasına kimse hayır demez. Çünkü yılların dediğin gibi beklentisi var. Bir de zannedersem Türkiye Kupası finali de Olimpiyat Stadı'nda mıydı bu sene? Sanki evet, öyle, evet. Değil mi? Evet, evet. Bir de öyle bir ihtimal de var. Şimdi yarı final oynayacak Kayseri Spor'la Trabzonspor. Öyle bir ihtimal de var. Yani herhalde Nisan sonu ya Mayıs ayı içerisi böyle ülkece bir bordo maviye fazlasıyla doyacağız. Trabzonspor taraftarı da yılların özlemini Mayıs ayı içerisinde herhalde fazlasıyla yaşayacak. Hakkıdır. Niye? Şimdi oyun oynuyoruz değil mi? Top oynuyoruz ya oyun oynuyoruz. Şimdi hep ben sevineyim, hep bende olsun. Yani o tarafta da bir rakip var. Bir şey yapıyor, yatırım yapıyor, top oynuyor. İyi iş çıkaran, iyi organize olan işin sonunda şampiyon oluyor. Hakkıdır da yakışan bir şampiyonluk olacak Trabzonspor'a. Peki şimdi bir güzel tozlu sayfamız var. Geçelim.